bugün 100 gün geçti artık, 100 günü geçti depremin ardından, ama yani ne oldu, ne yaşandı, hangi eksiklikler yerine getirildi derken, bir taraftan da buna yönelik de o acı üzerinden de siyaset devam ediyor yapılmaya ve provokasyona da neden olan o açıklamalar var. Şimdi hemen Kahramanmaraş Milletvekili CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Üstünç'e dönelim. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum efendim. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun o açıklamasının üzerinden soracağım size, ama önce tabii şimdi biz acı hala dinmedi. Dinmeyen bir acı var. Siz evet. 6 Şubat'tan itibaren hep oradaydınız. Dolayısıyla işte oradaki o anları da ekranımıza sizin aracılığınızla da yansıtmış olduk. Talepleri de dile getirmiş olduk. Ama o mesajı verelim arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir paylaşımı var. Bunun üzerinden aslında konuya girmek istiyorum. Cumhurbaşkanı diyor ki deprem bölgesine, bu çevreler diyor, deprem bölgesine, özellikle bir bölümü çok dikkat çekici, deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten otellerdeki deprem zedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü vicdansızlığı sergiliyorlar. İşte sosyal medyada yürütülen çirkin kampanyaları saymıyorum bile diyor. Şimdi buradan yola çıkarak bir de ayrıca bir önemli bir konu daha var. Özellikle Kahramanmaraş'ta Dul Kadiroğlu Belediyesi, bu AKP'li belediye olarak da biliyoruz elbette, burada çadırlar söküldüğü de söyleniyor ve bu bir şekilde işte muhalefete de mal ediliyor. Nedir şimdi durum? Bu mesajlar üzerinden biraz gidelim. Şimdi bakın, bir defa Kahramanmaraş'ın Öksüzlü köyündeki bir video aktroller tarafından devreye sokulmuş durumda. Videonun çekildiği tarih bir ay önce, yani depremden sonra ama seçimden çok önceki bir video. Ve bu videoda diyor ki vatandaş, bize verilen çadırı söküyorlar diyor. Erzak deposu olarak kullandığımız çadır sökülüyor. Söken kim? Dul Kadiroğlu Belediyesi. Hangi partili? AK Partili. Diyorlar ki efendim, bu köyde AK Parti'ye oy çıktı, CHP oy çıkmadı, CHP'li belediye gönderdi, çadırı söküyor. İddia bu. Şimdi baştan sona yalan, neresini düzelteceğiz bilmiyorum. Köyün ıslak imzalı tutanağı şu anda elimde. Köyde okuyorum, Millet Partisi'ne bir oy çıkmış, Memleket Partisi'ne bir oy çıkmış, AK Parti'ye 5 oy çıkmış, Yeniden Refah Partisi'ne 1 oy, MHP'ye 2 oy, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'ne 2 oy, Halkın Kurtuluşu Partisi'ne 1 oy, Vatan Partisi'ne 2 oy, Cumhuriyet Halk Partisi'ne 109 oy çıkmış. Yani köy AK Parti'ye oy verdiği için CHP'li belediye çadır söküyor diyorlar ya, bir defa bir yalan bu. Köy AK Parti'ye değil CHP'ye oy vermiş. CHP 109 oy almış bu köyde. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu 130 oy almış, Tayyip Erdoğan 6 oy almış. Yani köy CHP'li oy veren bir köy. Bir defa bir yalan bu. Yani CHP'ye değil AK Parti'ye verdiler, CHP'li belediye çadırı söküyor. İkincisi, köye çadırı gönderen Dul Kadiroğlu Belediyesi, belediye AK Partili belediye. Söken de AK Partili belediye. Ya bunların işi gücü yalan. Baştan sona yalan anlatıyorlar. Yalan söylüyorlar. İnsanları kandırıyorlar. Sorduğunuz zaman biz Müslümanız diyorlar. Müslüman yalan söyler mi? Müslüman yalan söylemez. Ama bunların hayatı yalan. Sürekli yalan üstünde yalan söylüyorlar. İkincisi, sosyal medya paylaşımlarında hakkımızı helal etmiyoruz gibi paylaşımlar var. Bakıyorsunuz o paylaşımları yapanlara, kimdir kardeşim bunlar diye, nasıl böyle bir şey yaparlar diye. Baktığınız zaman sosyal medyalarında, hesaplarında görüyorsunuz ki geçmiş attıkları tweetlere, bunlar Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını paylaşmışlar. AK Partililer, AK troller. Yani atıyorlar tweet'i, sonra sanki CHP'liymiş havası yaratıyorlar. Oysa CHP'li hiç ilgisi yok. Birebir AK Partililer bir tezgah kurmuşlar. Akıllarınca böyle bir kampanya yürütüyorlar. Terbiyesizlik deseniz var, yalan deseniz var, ahlaksızlık deseniz var, iftira deseniz var. Bu AK Parti'nin özü bu zaten. Yani yalan üzerine kurulu parti olduğu için yine yalan üzerine yalan söylüyorlar. Şimdi diğer konuya gelecek olursak. Efendim, deprem bölgesine yardımı kestiler. Deprem bölgesine yardımı arttırıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sayın Mansur Yavaş'ın belediyesi hala deprem bölgesinde. Hala deprem bölgesinde çalışıyor. Peki ey AKP, ey Tayyip Erdoğan, senin belediyelerin nerede? Mesela depremin ilk günlerinde Kahramanmaraş'ta olan AK Partili belediyeler şu anda neredeler? Maraş'ta değiller. Yardım yapmıyorlar. Yardımı kestiler. Ama Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, en güzel örneği de Ankara Büyükşehir Belediyesi'dir, hala Maraş'ta. Hala Maraş'ta çalışmaya devam ediyor. Yani asla ve asla böyle bir şey söz konusu değil. Baştan sona yalan söylüyorlar, iftira ediyorlar. Kamuoyunun bilmesi gerekir. Dolaşma soktukları videonun çekildiği köy, Öksüzlü Köyü. Köy Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş.
Çadırı gönderen AK Partili belediye Dulkadirioğlu, o ilçenin belediyesi, o da çadırı sökmüş. Söken de AK Partili belediye. Baştan sona yalan, kendi yaptıkları pisliği bize bulaştırmaya çalışıyorlar. Ama pislik onlardadır, onların elindedir. Net. Hatta köyün muhtarının da ifadeleri var galiba. Var efendim, var. Köy muhtarı, efendim, olay zaten eski. Yeni bir olay değil. Bir ay önceki olay. Dulkadirioğlu belediyesi çadır göndermiş, erzaklarınızı bunun içerisine koyun diye. Sonra biz çadırı alıyoruz demiş. Niye? CHP'li köy olduğu için. Köy muhtarı da bunu söylüyor. Köyü de benim çok iyi bildiğim köy. Benim o köye ben çadırlar götürdüm. O köye seyyar tuvaletler, seyyar banyolar götürdük, gıdalar götürdük. Benim çok iyi bildiğim yakınlarımın olduğu bir köy zaten. Yani baştan sona bir yalan, eski bir videoyu alıyorlar. AK Parti için çekilmiş bir videoyu alıyorlar. Sanki CHP'li belediyeler yardımı kesiyormuş algısı yaratmaya çalışıyorlar. Oysa o pisliği yapan AK Partili belediyedir. Bu depremzedeye verdiği yardımı kesen AK Partili belediyedir. Ama ters algı yaratmaya çalışıyorlar. Çünkü AK Parti'nin işi bu. İftira etmek, yalan söylemek. Seçim kampanyası öyle olmadı mı? Seçim kampanyasında çıktılar. Öcalan'la ilgili bize iftiralar attılar. DSP Genel Başkanı, AK Parti milletvekili seçildi. Cumhur İttifakı'nın ortağı Önder Aksakal çıktı televizyonda, APO'yu affedeceğiz dedi. Kendisi söyledi. Videosu var, her yerde var. Herkes de duydu, biliyor. Kendilerinin söylediğini, kendilerinin yapacaklarını bize mal etmeye çalışıyorlar. Ama toplumun bunu bilmesi gerekiyor ki bunların işi gücü iftira, yalan. Biz papucu, bakın, biz bunlara meydana bırakmayacağız. Bunların ettikleri yalanları, söyledikleri yalanları, iftiraları, hakaretleri anlatmaya devam edeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu da zaten seslenmişti daha öncesinden. Hani özellikle bu provokasyona dönük, işte bu ifadeleri kınayarak dedi ki herkesin başımın üstünde yeri vardır. Yani o olaydan uzaklaştırmaya da çalıştı zaten, bu polemikten de çıkmaya çalıştı aslında. Çünkü 10 düşünelim 1 diyelim diye bir ifadesi evet, vardı. Olay yalan zaten. Elif Hanım, olay yalan zaten. Böyle bir olay yok. Ya ben soruyorum. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi AK Partili nerede? Nerede belediye başkanı? Depremin ilk günlerinde yoktu. Bağ evlerinde saklanıyordu. Sonrasında yok. Şu anda nerede? Ne yapmış Kahramanmaraş'a? Ankara Büyükşehir Belediyesi olmasa su akmayacaktı musluklarda. Hala Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri orada. Aski hala orada. Hala çalışılıyor. Efendim, çadırlar söküyorlar. Ya çadırlar zaten AFAD'ın kontrolünde. Devletin kontrolüne geçti. Belediyeler kurdu, AFAD'a devretti. Üstelik çadırın söküldüğü söylenen köy Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş. Çadırı gönderen AK Partili belediye, AK Partili belediye söküyor. Yani bir yalan söylüyorlar, o yalanı temizlemek için de uğraşıyoruz. Ya ayıptır, yalan söylenir mi? Siyasette söylenir. Kim söyler? AK Parti söyler. AK Parti'nin, bakın çok samimi bir şey söyleyeceğim. AK Parti'nin bütün siyaset anlayışı yalan üzerine kurulu. Bir daha söylüyorum. Müslüman yalan söyler mi? Söylemez. AK Parti söylüyor mu? Söylüyor. AK Partililerin işi gücü yalan. Sürekli yalan söylüyorlar. Yalan üstüne yalan söylüyorlar. Bunu topluma duyurmamız gerekiyor. Duyuruyoruz da, anlatıyoruz da. AK Parti siyaseti eşittir yalan siyaset. AK Parti siyaseti eşittir iftira siyaseti. AK Parti siyaseti eşittir yolsuzluk, hırsızlık siyaseti. Bu net, çok açık. Yani bir her bir vatandaşı olarak, yani deprem bölgesine de özellikle baktığımızda bunları söylemeye değer mi? İşte Sayın Kılıçdaroğlu da demişti ki hiçbir siyaset o insanların kalbini kırmaya değmez. Hele hele depremzedelerimizin politik tercihleri ne olursa olsun başımın üstündedir diye de seslenmişti. Onu tekrar etmek istiyorum. Önemli çünkü o mesajı. Bölgeye ilişkin şimdi Kahramanmaraş, bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarında da bir artış görüldü orada. Evet. İkiye çıktı galiba vekil sayısı, onu da bir öğrenelim sizden. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi şöyle, Kahramanmaraş'ta seçimlerde AK Parti geçen seçimlerde 400 bin oy almıştı, 300 bine düştü. MHP 19 bin oy almıştı, 100 bine düştü. Cumhuriyet Halk Partisi 65 bin oy almıştı, 105 bine çıktı. Bir milletvekilimiz 2 oldu, 2'ye çıkarttı. MHP itiraz etmiş, dilekçeler verdi. Bazı seçim kurulları reddetti, ilçe seçim kurulları. Geçerli oyların yeniden sayılması için. Bazıları saydı, bizim oyumuzda yine 2 artış oldu ama az önce il seçim kurulu bu sefer ilçe seçim kurulu kararlarını reddetmiş. Adlede film çeviriyorlar. Bakın, masada film çeviriyorlar. Uyarıyorum, hakimleri uyarıyorum. Kahramanmaraş İl Seçim Kurulu Başkanı yanlış kararlar veriyor. Kahramanmaraş'taki hakimler vicdanına göre ve kanuna göre kararlar vermiyorlar. Baskıyla kararlar veriyorlar. Yeniden sayın diye karar vermişler. Yüksek Seçim Kurulu'nun bu konuya dikkat etmesi gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz dilekçemizi birazdan vereceğiz. Alınmış bir seçim, almışız, kazanmışız, iki milletvekili çıkartmışız. İktidarın ortağı MHP nasıl film çeviririz, nasıl oylarla ilgili uğraşırız derdine düşmüş. Buna izin vermeyeceğiz. Bütün avukatlarımızla, arkadaşlarımızla, seçim kurulu temsilcilerimizle adliyedeyiz. Parti örgütümüzle adliyedeyiz. Yanlış iş çeviriyor.
Kahramanmaraş İl Seçim Kurulu Başkanı yanlış yapıyor. Buradan uyarıyorum. Yanlış iş çeviriyor. Yapmasın bunu. Biraz önce bu arada onu da arkadaşlar verirsek, Muharrem Erkek'in de bir mesajı vardı. Sandık müşahitlerine ilişkin diyor ki, seçim günü müşahit olarak görev almak isteyen seçmenler il ve ilçe başkanlıklarımıza başvurabilirler diye. Çünkü bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun özellikle üzerinde durduğu da bir konuydu. Kendisi de yani genel başkanlar da sandık başında olacağını zaten söylemişlerdi. Dolayısıyla bundan sonraki süreci de bir soracağım size, bugünkü mesajlar üzerinden. Evet, bakın, bu son seçimlerde 14 Mayıs'ta bir takım iddialar var. Ben kendi ilim için söyleyeyim, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı ama Türkiye'de yaşanmış mıdır? Yaşandığı iddia edilen iller var. Bu seçimlerde her sandıkta, bizim zaten sandıklarımız var, yine olacak ama müşahitlerimiz de vardı, 1-2 idi ama bu sayıyı 4'e 5'e çıkartacağız. Ben de yurttaşlarımıza çağrı yapıyorum. Değerli yurttaşlarım, oy verdiğiniz sandığa sahip çıkma hakkına sahipsinizdir. Çünkü oy namustur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ilçe binalarına giderek olduğunuz yerde müşahit kartı alıp seçim günü oy kullandığınız sandıkta müşahit olarak gözlemleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. En azından hırsızlık yapılmasını önler, bir engel de siz olursunuz. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun önemli bir mesajı daha vardı ki o da şuydu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne onlarla kumpas kuran sen değil miydin diye seslendi. Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan'a terör örgütleriyle masaya ben oturmadım dedi ve hiçbir zaman da oturmayacağım diye bir ifadesi vardı. İşte o sahte videolar üzerinden de sen değil misin terör örgütüyle masaya oturan diye de sordu. Bu propaganda bir önceki, yani birinci turda bu şekilde yapıldı ve hakikaten de galiba tarihe geçecek görüntülerdi, o özellikle miting alanında izletildiği anlar. Dolayısıyla şimdi artık Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin daha yani sertleşti demek doğru değil aslında. Kutuplaşmadan uzak ama sert ve net ifadelerle görüyoruz. Süreç galiba biraz da böyle ilerleyecek. Yani şöyle, iftira kampanyası yaptılar. Baktığımız zaman hiç olmayan şeyler yayınladılar. Videolar yayınladılar. Videolara montaj yapmışlar. Sanki gerçekmiş gibi toplumu yandırdılar. Toplumu kandırdılar. Klasik, işte dediğim gibi, iftira ve yalan siyaseti yaptığı için AK Parti'nin karakteristik özelliği budur. Ama şimdi demek ki anlaşılan bizim bunların yaptıklarını topluma iyi anlatamamışız. Bunu anlatmamız lazım. Oslo görüşmesini Tayyip Erdoğan yaptı. Dolmabahçe'yi Tayyip Erdoğan yaptı. Habursa'nın kapısını Tayyip Erdoğan açtı. İstanbul seçimlerinden önce Abdullah Öcalan'ın mektubunu Tayyip Erdoğan okuttu. İstanbul seçimlerinden önce Osman Öcalan'ı televizyona Tayyip Erdoğan çıkarttı. Son seçimlerden önce İmralı Adası'nda Tayyip Erdoğan adam gönderdi Abdullah Öcalan'a. Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması talimatını Tayyip Erdoğan verdi. Yani Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacağız diye Önder Aksakal'ın verdiği ifade Tayyip Erdoğan'ın ifadesidir. Tayyip Erdoğan ona söyletti bunu. Yaptıkları her şey ortada. Bunları topluma anlatacağız. Hendekler meselesi var. Valilere yazılan yazılar var. Çözüm süreci adı altında PKK ile el ele kol kola gezdikleri var. Diyarbakır meydanında megri Türkiye türkü söylemeler var. Bunların hepsi Tayyip Erdoğan'ın geçmişinde var olan şeyler. Bunları topluma hatırlatmak gerekiyor demek ki. Çünkü iftira ettiler. Bizim ilgimiz olmayan şeyler söylediler. Biz onların yaptığı şeyler söyleyeceğiz. Terör örgütünü meclise soktular. Ya terör örgütünü. Ötesi yok bunun. Ötesi. Terör örgütünü meclise soktular. Gaffar Okkan cinayetinin zanlıları, sorumluları meclise girdiler. Ötesi yok bu işin. Şimdi tabii gözler artık 28 Mayıs akşamında, yani karar ver sloganı vardı bugün özellikle CHP Genel Merkezi'nde. Evet. Sandığa gitmeyen %12'lik o kesim zaten birinci sırada galiba, oraya yönelmek var. Çünkü sandık başı çağrısı da vardı ve özellikle teşkilata vardı. Sizin aracılığınızla biz de tekrar edelim, vereceğiz o konuşmasını birazdan ama en az 1 milyon insan sandık başında olacağız diyor. Ali Öztunç, bu aslında bir anlamda bir referandum niteliğinde de bir seçim mi karşımıza çıkıyor bu süreçte? Öyle zaten. Evet. Öyle zaten. Topluma diyoruz ki karar verin kardeşim. Sığınmacılar Türkiye'de kalsın mı gitsin mi? Suriyeliler kalsın mı gitsin mi? Karar verin. Terör bitsin mi devam etsin? Bunlar terörü çünkü her türlü teşvik ettiler. Az önce bahsettiğimiz Oslo, evet, Dolmabahçe, evet, işte Habur'la ilgili olarak söylüyorum. Karar verin. Türkiye'de bolluk mu olsun, refah mı olsun, yoksulluk mu olsun? Karar ver Türkiye. Türkiye'de hırsızlık mı olsun, yolsuzluk mu olsun, namuslu bir siyaset anlayışı mı olsun, israf mı olsun, yoksa israf olmasın mı? Bunlara Türkiye'ye karar veriyoruz. Demokrasi mi olsun, demokrasi dışında demokratik olmayan bir yönetim mi olsun? Türkiye'ye bunlara karar ver diyoruz ve topluma söylüyoruz. Söz sizde, yetki sizde, mühür sizde. Oy kullan,
kararını ver. Sandığa gelmemiş olan kardeşim daha önce. Şimdi gel sandığa. Çünkü bu seçim gerçekten de çok önemli bir seçim. Bu seçim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik olarak devam edip etmeyeceğine karar verilecek seçim. Ya demokrasi olacak ya totaliter rejim olacak. Bu seçim bir referandum, demokrasi referandumudur. Eğer AK Parti kazanırsa, Tayyip Erdoğan kazanırsa Türkiye'de demokrasi bitecek. Eğer kazanmazsa Türkiye'de demokrasi devam edecek. Bu bunun seçimidir ve bunun için karar veriyoruz vatandaşlarımıza.